Sevgili bal öğrencileri ve mezunları, ilk videomuza hoş geldiniz. Bu bir video serisi olacak. Video serisi boyunca okulumuzdan mezun olmuş insanları ağırlayıp okuldan mezun olduktan sonra nasıl mesleklerle devam ettiklerini ve mezun olduğu arkadaşlarıyla beraber tekrardan ilişkilerini nasıl devam ettirdiklerini konuşacağız ve sohbet edeceğiz. Bugün konuğumuz Ümit abi var. Hoş geldin Ümit abi. Merhabalar. 66 yılında mezun olmuşsun benden. Evet. Bu videoda şimdi senin okuldan mezun olduktan sonra ne gibi işler yaptın, mesleğinle ilgili ayrıntılı sohbet edeceğiz. Tamam, ben 66'da senin söylediğin gibi mezun olduktan sonra önce bir yıl Ankara'da okudum. Fakat döndüğüm yıl, yani 67'nin yaz aylarında TRT bir sınav açtı. Yabancı dil bilen hafif batı müziği prodüktörü adı altında. Sınava girdim. İşte birçok arkadaş girdik. Belirli sayıda insan kazandı. Ondan sonra o sözlüydü bu sınav. Her şeyden sordular. Sonra bizi kursa aldılar geçenleri. 2 ay aralıksız kurs gördük. Sonra bir sınav daha yaptılar. Sonunda da kazandınız dediler. Ben heyecan içinde hadi ne zaman program yapacağız işte başlayalım şu bu derken. Hadi başla bir tane yap dediler. Ben 20 Aralık 1967 yılında İzmir Radyosu'nda, hem de birinci kanalda yani, 20 dakikalık bir Batı dünyasından müzik diye program yaparak bu hayata girdim. İlk radyoculuk tecrüben o zaman oldu yani. İlk radyoculuk tecrübem öyle. Daha sonra tabii İl Radyoları adında, daha sonra adı TRT 3 olan İl Radyoları'nda program yapmaya başladım. Bu arada askerlik sıram geldi. Askere gittim, askerden döndüm, bir de televizyon girdi dünyamıza. İzmir Televizyonu ilk defa siyah beyaz olarak yayınlarına başlıyordu. Bana bir yarışma programı sunar mısın dediler. Ya ben radyocuyum, sunmam televizyon programı dedim. Yok yok, sun, çok güzel, görüntün falan iyi dediler ve Kim Kim adı altında bir program sundum. Hopu çok tutuldu program. O zaman ben bir de kendim bir şey yapayım dedim. Bu kadar Ankara Televizyonu'nda, stüdyolarında Konumuz Müzik diye bir yarışma programı sundum. Hemen ardından o çok tutuldu. Tanışın, konuşun, yarışın diye bir program sundum. Bunlar hepsi özgün programlar çocuklar. Yani hiçbirini gidip yurt dışında seyredip bir programa hadi gel aynısını ben burada yapayım. Nasıl olsa insanlar seyretmiyorlar o sırada, dinlemiyorlar. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Sonuç bugüne gelinceye kadar çok kaba olarak söyleyeyim. Allah buraya da vurduk. 3000 radyo programı ve 500'e yakın televizyon programını sundum, hazırladım. Öyle bir yaşamım oldu. Anladım. Radyoculuk dışında nasıl mesleklerle uğraştın? Şimdi radyoculuk dışında uğraştığım mesleklere gelince, radyoda 18. yılımı doldurmuştum. Bunu gerçek olarak söyleyeyim. Ve o sırada üniversite mezunu, iki dil bilen bir adamdım ben. 18 yıllık da memurdum. 20 yıl içinde emekli oluyordum. Ha, bu arada hemen bir şey hatırlatmak isteyeyim. Ben TRT tarihinde TRT'ye girmiş, en küçük 19 yaşında girmiş prodüktörüm. O nedenle de düşünün, 39 yaşında emekli olacaktım Türkiye gibi bir ülkede. Acıdım yani, yazıktır. 39 yaş demek bir insanın en verimli olduğu, artık kendi mesleğinde en yüksek yükseldiği andır. O nedenle özel sektörden bir teklif geldi. Hemen bir şey daha söyleyeyim. Yani ben TRT'den aldığım para, pardon, 1000 dedim, özür dilerim, 100 bin liraydı o zamanki parayla. TRT Genel Müdürü de 250 bin lira para alıyordu. Ben onun üstünde bir fiyatla özel sektöre çağrıldım. Ve İzmir'deki 24 şirketli bir büyük kuruluşa halkla ilişkiler sorumlusu olarak girdim. Orada 4 yıl çalıştım. Orada çalışırken kafa avcılarından biri beni buldu ve Antalya Sheraton Otel'de sosyal işler müdürlüğü yapar mısın dedi. Ben yapamam dedim. Yaparsın yaparsın, çok iyi yaparsın dediler. 1,5 yıl orada çalıştım. Orada çalışırken bir başka kafa avcısı İsviçre'den aradı. Sizi dedi şeyde, Philip Morris'te açılmakta olan dedi bir fabrika var, Philip Morris'in. Orada çalışmak ister misiniz? Abi görüşelim, ben profesyonel adam dedim. Öyle öyle orada da dış ilişkiler müdürü olarak, genel müdürün yardımcısı olarak, genellikle yabancılardan kurulu bir kuruluştu. Orada çalışmaya başladım. 11 yıl bu işi yaptım. 2002'de de hadi ben artık emekli olayım, çok çalıştım, 37 yıldır çalışıyorum dedim.
Peki dediler, yerime adam bulmalarını bir yıl evvelden söylemiştim. Bulamadılar. 4 yıl beni danışman olarak çalıştırdılar. Güzel kısmı da bu tabii, yani böyle şeylerin. Sonra tamam artık yeter dedim, habere çalışacak halim yok. Bu kez bu sefer Turkutlu'da bir firma bizim için danışmanlık yapar mısın dedi. Orada 2 sene çalıştım. Sonuç olarak çalışma hiç durmuyor. Yazmaya devam ettim. Bu çalışma sırasında örnek olarak söyleyeyim, Philip Morris'in dünyadaki tek anlaşmasında bir maddesi olan kişiydim. O da işlerini aksatmadığı takdirde radyo televizyon işlerini yapabilir diye. Ben o nedenle de orada çalışırken de radyo televizyon işlerimi yaptım. Anladım. Demin bahsederken konusu geçmişti, şimdi tekrar aklıma geldi. Radyo prodüktörlüğü nedir? Şimdi prodüktör sözcüğü program yapımcısı demek. Ben de sana aynı soruyu sormuştum. Ya bizi alıyorlar, hafif batı müziği prodüktörü, bu nedir? Şimdiki adı DJ onun, biliyorsun. Yeni adı DJ. Yani hem programını sunuyorsun hem parçalar çalıyorsun. Çok şanslı bir devirde radyoculuğa başladığımı söyleyebilirim. Çünkü 60-70 devri rock müziğinin hala altın yılları olarak anılır. O devirdeki Beatles, Rolling Stones, Uriah Heep, Pink Floyd, Led Zeppelin bugün hala varlar. Düşünün. Hala o insanlar geçerli. Sonra 70'li yıllardan sonra gelen topluluklar, sanatçılar, onlar da bir ayrı acayip. Bir de tabii yine 60'lı yıllarda soul dediğimiz, rhythm and blues diye geçen bir ayrı African American, yani Afro Amerikalılarının yaptığı müzik var ki o da ayrı bir müzik türü yani. Ben hepsini yaptım. En sevindiğim şey de ben radyoculukta hiçbir şeye hayır demedim. Yani TRT1'de sabah programı da sundum. Öğlen programı da sundum. Ve kimsenin yapmaya cesaret etmediği akşam programı sundum. Bunu söylemek istiyorum çünkü siz hatırlamazsınız. Cuma geceleri TRT televizyonu tek filmi o gece yayınlardı. Ve ben o filmin yayınlandığı saatte radyo programı yaptım. Seni kimse dinlemez dediler bana. Başladığı saat çünkü 23 haberleri sonrası ve 1'e kadardı. Benim programım adı da tatil gecesiydi. Cuma gecesi yapıyordum programı. Türkiye'nin tanınmış ne kadar müzik insanı, sanat insanı, tiyatrocusu varsa benim programıma tam 2 sene boyunca konuk oldu. Hele fuar zamanı 4 kişi konuk oluyordu. Yani ilk bölümde 2 kişi, sahneden inenler bana geliyorlardı. 12'den sonra 1'e kadar 2 kişi. Böylece TRT dedi ki bu program dinleniyormuş. Gecenin içinden adı altında haftanın 5 gecesi program koydu. Çok sevindirici bir hareket. Ayrıca tabii TRT 3'te çok güzel programlar yaptım. Kimmiş abi? Yurt dışında da çalıştım. Nerede? Yurt dışında da çalıştım. Yurt dışında çalışmadım. Yani Türkiye'de görevliydim, yurt dışında gidip iş yaptım. Öyle. Peki sence yurt dışındaki radyo kültürüyle Türkiye'dekinin arasındaki farklar nasıl? Şöyle, tabii bunu söylemek çok zor. Çünkü kültür olarak baktığında TRT'nin kuruluşu aslında şema olarak BBC'nin şemasıdır. Ve o yolla çıktı. Fakat Türkiye maalesef çok engeller gördü, öyle diyeyim. Yani ilk defa işte özerk bir televizyon ve radyo kuruluşuydu. O 12 Mart'ta birlikte kaldırıldı. Arkasından 12 Eylül geldi. 2 defa da radyo ve televizyonlara gelip idareye ele alındı Türkiye'de. Orada da ben vardım hep. Oralarda çalışıyordum yani. Bu nedenle onun çok zorluğunu yaşadık tabii. Baktığın zaman aynı işi yaptığım arkadaşlar, ki ben her Eurovision sunmaya İngiltere'ye özellikle gittiğimde bir haftada kendi iznimi alırdım. Çünkü bir hafta boyunca çok yoğun oluyorsunuz. Provalar, şunlar bunlar, yarışma cumartesi, pazar dönmen lazım. Ben bir hafta iznimi alıp kalıp hem radyo hem televizyondaki meslektaşlarımla tanışmak, onlarla programa girmek gibi güzellikler yaşıyordum. Onlarla tanıştığımda tabii sistem bir başka. Ellerindeki olanaklar çok başka. Ama yine de biz şöyle düşünüyorum. Hiç olanak olmadan çok işler becermişiz diye de düşünüyorum. Amerika'yı alırsan Amerika başka bir dünya.
Yani oradaki radyoculuk, televizyonculuk çok daha değişik. Onu anlatmak aylar tutabilir. O kadar da anlatmayayım geniş. Moğollar grubuna tavsiyeler vererek onların gelişmesini sağladığın hakkında birkaç şey duymuştuk. Tavsiye değil, öyle deme. Çünkü bugün yine 60'lı yılların sonunda müzik dünyamızda var olan Barış Manço gibi, adıyla güzel, Fikret Kızılok gibi, Alpay gibi, Moğollar gibi ve buna benzer hem topluluk hem şarkıcılarda çok birlikte olduk. Dostlarımız oldu, dost olduk. Onların parçalarını çaldık. El vermekse el vermek diyemem. Çünkü onlar güzel şeyler yapıyorlardı. El verdiğim çok önemli iki kişi var, onu söyleyeyim. Bir tanesi Bülent Ortaçgil. Kimse tanımıyordu. İzmir Radyosu'nda elinde bir kutuyla geldi. İçinde gitarı var. Karşıma oturdu. Merhaba dedi. Merhaba. Ben besteler yapıyorum dedi. Kimse ilgilenmiyor. Ne besteler yapıyorsun? İşte dedi. Kendi kendime parçalar çalıyorum. Peki nereden mezunsun? Ben dedi Kadıköy Marif'ten mezunum. Aa, İzmir Koleji mezunu bir adam. Kadıköy Marif benim aynı candaki okulum. Sonra ben dedi kimya fakültesinde kimya mühendisliği okuyorum. Ha öyle mi? Peki parçalarını çal. Çalmaya başladı. Anlamsız. Yüzünü dökmek küçük kız falan. Güzel. Nerede kalıyorsun? Halamda kalacağım dedi. Şeyde karşıya kadar. Ben de kal dedim ya. Peki abi kalırım dedi. 10 gün bende kaldı Bülent. Ve gitmeden stüdyoya soktum. 13 tane parçasını kaydettim Bülent'in. Sonra Bülent döndü. Tam da fuar zamanıydı. Biz radyoda bu parçaları önce Anlamsız'ı bir numara yaptık İzmir'de. Arkasından Yüzünü Dökme Küçük Kızı yaptık. Sonra ben dedim ki bir tane daha parçaları var. Çok güzel. Herkesin diline takılacak. Niçin? Arkadaşlar katılmadılar. Bir tek ben çaldım onun içini. Ve Bülent gitti İstanbul'a. Sonra bir plak şirketi Bülent'in bu parçasını 45'lik olarak piyasaya çıkardı. Anlamsız, arkası 45'lik plak. Yüzünü Dökme Küçük Kız. Kaç sattı dersiniz? 365 tane. Korkunç bir yıkım. Bülent de işi bıraktı. Kimya mühendisine devam. Sonra Ali Kocatepe arkadaşımız, beraber prodüktörlüğe başladığımız radyoda arkadaşımız bir plak şirketi kurdu bir numara diye. İlk çıkardığı plaklardan biri de Bülent'in, hatırlarsınız o albümü, Benimle Oynar Mısın albümü. O albümde Olmalı mı olmamalı mı, Şükrü Latife, Anlamsız, işte Yüzünü Dökme Küçük Kız filan çok güzel parçalar var. Hala o plak bir hit. Bir anda herkes Bülent Ortaçgil diye biri var diye ve hala gidiyor Bülent Ortaçgil'in güzelliği. Aynı olay Sezen Aksu'yla yaşandı. Sezen Aksu denen kızcağız bir gün kapıyı çaldı. Geldi. Öyle kısa boylu, örgü saçlı. Ben dedim herhalde ortaokulda okuyor. Oturdu karşıma. Abi dedi, ben dedi Rüştü Şardan Korosu'nda Türk müziği söylüyorum dedi. Aa ne güzel. Ama bir de kendi bestelerim var dedi, yapıyorum. İyi güzel. Sen dedim hangi lisedesin? Yok abi dedi, ben Ziraat Fakültesindeyim dedi. Kaç yaşındasın sen dedim. Ben evliyim bir de dedi. Ben böyle şok yaşıyorum. Yok ya dedim, bir de evli misin? Evliyim. Yalnız dedi ben dedi bir de plak yapmıştım dedi. Dinler misin dedi. Dinlerim. Koyduk plağı. Ajda Pekkan şarkı söylüyor. Hiç başka biri değil. Kızım dedim bu Ajda Pekkan. Evet dedi, ben dedi Ajda Pekkan'ı çok güzel taklit ederim dedi. Neşe Karaböceği ederim dedi, Emel Sayın'ı ederim dedi. Hakikaten yapıyor bana, hepsini taklit edebiliyor. Bak kızım dedim, onlar var. Sen dedim kendi plaklarını yap, yani kendi parçanı yap. Sen dedim Ziraat Fakültesi'nde nerede oturuyorsun? Köprüde oturuyorum. Dedim her sabah gidip geliyorsun herhalde Bornova'ya. Gidip geliyorum. Dedim onları anlat ya. Peki abi dedi, gitti bu. 3 ay sonra tekrar geldi. Ben dedi bir parça yaptım dedi. Güzel, dinleyeyim. Oturdu ve Yaşanmamış Yılları çaldı bana. Dinledim parçayı. Çok güzel. Bir daha çal, bir daha çaldı. O sırada İstanbul'da Şat Yapım, Şanar Yurda Tapan ve Atilla Özdemiroğlu, o da anısıyla güzel arkadaşım. Telefon açtım ki ben genellikle kimseye telefon açmam bu tiplerde. Açtım telefon, arkadaşlar dedim İzmir'den size bir kızcağız yolluyorum. İlgilenin. Çok başarılı olacak.
Gerçekten de onlar ilgilendiler. Zaten Sezen çok yetenekli biriydi. Sezen onu söyledi. Arkasından kaybolan yıllarını söyledi ve Sezen oldu yani. Bu anlattığınız hikaye benim daha önce filmini de izlemiştim. Ray Charles'la Ahmet Ertegün arasında geçen bir sohbeti hatırlattı. Belki biliyorsunuzdur. Bilmez miyim? Filmi görmüştüm. Evet, Ahmet Ertegün'le Ray Charles arasında işte Ray Charles çok iyi taklit yeteneğine sahip olduğu için ünlü bluzcuları taklit ediyordu. Ahmet Ertegün de ona kendi tarzını yapması gerektiği için uyarmıştı. Sonra Meseran şarkısını hatta Türk Ahmet Ertegün bestelemiş. Ray Charles'a önermişti. Sonradan kendi kariyerini oluşturmuştu. Anlattığınız demek ki bu radyoculukta veya müzik prodüktörlüğünde genel olarak oluyor. Öneri yapılarak yapılması gereken şeyler. Ben çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? 1975 yılında bir plak geldi. A Night at the Opera. Kim hatırlıyor musunuz? Queen topluluğu. Yani o meşhur parçaların olduğu albüm. Ben dedim ki bu Bohemian Rhapsody'yi çalacağım. Servisteki arkadaşlar dediler ki ya olmaz. Bir kere bir, parça çok uzun. 6 dakika 10 saniye. 2, içinde opera var. 3, Bismillah filan diyor adam. Yani çalmayalım. Arkadaşlar ben bunu çalacağım ve bir numara olacak bu dedim. Çalardın çalmazdın, ben çaldım. Şimdi filmi gördünüz mü? Freddie Mercury'nin filmde öyle bir sahne vardı. Çocuklar dejavü yaşıyorum sandım. EMI'ye gidiyor, Freddie Mercury diyor ki ben Bohemian Rhapsody'yi yapacağım. Aynı laflar geçiyor. Hatırlayın filmi. Yani, ya bu çok uzun bir parça. Ha bir de ya dini bir parça, ne bu Bismillahlar filan. Opera var bir de bu parçanın içinde. Ha ha hi hi bağırıyorsun. Olmaz, bu parça tutmaz. Diyorum ki Allah, biz bunu serviste yaşadık. Aynı lafları ben duydum arkadaşlarımdan. Demek ki bir plak prodüktörü EMI'nin Freddie Mercury'ye bunu söylemiş ve Freddie alıyor plağı, hatırlayın. Alakasız bir disc jockey'e gidiyor ve o yani uzun bir parça ama hadi ben çalayım diyor ve oradan o hit oluyor. Dünyaca hit oluyor. Hala da çalınıyor parça. Sene 75. Siz hesaplayın kaç yıl geçmiş üstünden. Şimdiki zamanın müziklerini biliyorsunuz. Alternatif müzik sürüyor. Eskiden bahsettiğiniz gibi işte Sezen Aksu gibi insanlar radyo prodüktörlerinin yanına veya işte aranjörlerin yanına giderek ben böyle böyle bestelerim var deyip ünlü olma yerleri kurabiliyorlar demek. Tabii. Ki kendileri bir şans yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdiki zamanda da böyle bir şey nasıl mümkün olabilir sizce? Yani bir insan, bir grup kendi müziğini tanıtmak için tekrar prodüktörlere mi danışmalı? Çünkü radyoculuğun yavaş yavaş düştüğü bir zamana geldik. Daha çok sosyal medyanın yukarıda olduğu bir devirdeyiz. Şimdi şöyle diyeyim bütün arkadaşlarımız için. Bizim başladığımız yıllarda biraz evvel 45'lik plak dedim ya, 45'lik long play ki biz İzmir'de uzun çalar lafını biz oturttuk. Uzun çalar dedik, 33'lük plaklar. Daha sonra kaset girdi devreye. Daha sonra disk girdi devreye. Şimdi artık Spotify, iTunes bilmem onlar var. Yani herkesin devasa bir şeyi var, bir kere diskoteği var. Bizim yoktu. Bize Türkiye'ye plak gelmezdi. Öyle düşünün. Şimdi prodüktörlük işte odur. Yani bir yayının parçalarının nasıl sıraladığınız, nasıl çaldığınız, nasıl sunduğunuz çok önemlidir. Yoksa herkes işte şu anda hepinizin telefonu var. Telefonla fotoğraf çekiyorsunuz. Ama bir de fotoğraf çekenler var. Işığıyla, rengiyle fotoğraf çekenler var. Aradaki fark işte o. Yani herkes müzik çalıyor. Herkes DJ. Evet, herkes DJ. Ama değil. Müzik tarzına gelince tabii sistemlerin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Birçok şey yok edildi. Yani bu arşivler her yere, plak şimdi CD satmıyor. Satmayınca ne oldu? Bu ortamlara, elektronik ortamlara gönderilen parçalar oradan para kazanmaya başladılar. Bunu ilk YouTube yaptı. YouTube dedi ki tamam ben sosyal ortama veririm. Yalnız benim plağımı almak istemiyorlar, CD'mi. 12 tane de parça var. 5 tanesini çalmak istiyor. 5 tanesi için her biri için $1 para isterim. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ve $5 alsın ama CD'yi aldığı zaman $20 alıyor. Tamam $5 alsın ama $5 alsın. Benim emeğim var çünkü ben bundan para kazanıyorum. Oradan çıktı bu olay. Yani telif hakkıyla çalınan parçanın
yapılan, üretilen müziklerin şekilleri değişti. Bir de artık çok geniş stüdyolarda, çok geniş müzisyenlerle çalınan parçalar çok basit şekilde, benim oğlum da yapıyor bu işi, elektronik ortamda, bilgisayarın başında hangi çalgının sesini nasıl yapmak istiyorsan onu yapabiliyorsun artık. Evet. Örnek olarak bir kemanın parmakla çek, yani pizzicato dediğimiz parmakla çekimli alayı bilgisayarda yapabiliyorsun. VST teknolojisi gelişti. Aynen öyle. Şimdi oturup bir stüdyonun içine girmek yerine kendi ev stüdyosunda şöyle bir mikrofonla oturup kendi müziğini yapabiliyorsun. Ve bunu elektronik ortama da sokabiliyorsun gerektiğinde. Olmadı videosunu çekip de yapabiliyorsun. Bu nedenle boyutlar çok değişti. Müzik türleri değişti. Çok da doğal. Yani benim çağımda, benim bir üstümdeki kuşak rock'n'roll'u reddediyordu. Çünkü onlar daha light, daha hafif müzikler dinlemeye alışmışlardı. Rock'n'roll, deli müziği filan. Bizim zamanımızda underground, yani Led Zeppelin'ler, Uriah Heep'ler, Deep Purple'lar, Türkiye radyolarında ilk çalan benim onları. Onlar çıktı. Allah, onlar da başka bir şey. Sonra disco müzik çıktı. Disco müzik bir başka olay. Yani her dönemde yepyeni çağlar ve tarzlar çıkıyor. Şimdi rap var, house müzik var. Şimdi house müzik var başka, rap var başka. Rap'te, rap'in çıktığını hatırlayın. Sokakta söyleyen, sokakta parasız olan birçok çocuk ondan meşhur oldu. Yani öyle düşünün. Ondan sonra da bu demek ki tutuyormuş deyip, oysa rap'in ilk hallerini caz zamanında Louis Armstrong'lar, scat denen Ella Fitzgerald'lar yapmışlardı. Evet. Diyerek. O zaman Ümit abi, bu videoya bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.